içerisinde milli eğitime fiziksel engeller derneği, huzurevine ve benzeri projelerimiz hayata geçiriyoruz. Genelde milli eğitime ağırlıklı okullara projeksiyon, akıllı tahta ve okulların ihtiyacı olduğu ve benzeri ihtiyaçları yönetimimizle birlikte bir araya gelerek belirliyoruz ve yıl içerisinde bunu tamamlıyoruz. Bu planlı bir organizasyondu. Huzurevi Müdürlüğü Zeynep Hanım'la da görüşmemizin istişaresinin sonucunda alternatif yılbaşı eğlencesi adı altında huzurevinde kalan büyüklerimizi yemek ve müzik eşliğinde bir moral 2016'ya moralli girmek adı altında derneğimizin yapmış olduğu bir faaliyet ve etkinliktir. Bunun haricinde üyelerimize çeşitli kültürel ve teknik anlamda geziler yapıyoruz ve üyelerimizle birlikte olarak Erdemir'imize ve Ereğli'mize ve derneğimize faydalı ve güzel işler yapmaya çalışıyoruz. 2-2,5 ay kadar olmuştu Gürkan Bey beni arayalı. Böyle bir etkinlik düşünüyoruz ne yaparsınız diye. Tabii bayıla bayıla biz de. Hep hani huzur evinde birçok etkinlikler yapıyoruz ama dışarıdaki sesler ve dışarıdaki mekanlar bizim için çok önemli. Gerçekten incelik gösterdiler. Biz de çok mutluyuz. Vallahi kış, kıyamet, kar demedik buralardayız. İlk defa müzikli böyle bir eğlencede denk düştü ve ilk defa böyle bir eğlencenin içinde bulunuyoruz bu senede. Çünkü 9 ayda 7 tane kaybımız oldu. Demiştik işte gidişimiz böyle oldu, dönüşümüz muhteşem olacak ama maalesef onu yapamamıştık. Bu gece gerçekten böyle bir gecede bizi buluşturduğu için Teknikerler Derneği ve başkanımıza, yönetim kuruluna, güzel sesiyle bize eşlik eden Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki siz de varsınız, iyi ki birlikte olduk. 2016 bizim için muhteşem olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de şirketimiz Erdemir, derneğimiz yönetim kurulu ve bütün arkadaşlar adına, üyelerim adına Zeynep Hanım'a 2016 yılının huzur, başarı ve sağlık getirmesi temennisiyle bu tatlı pastayı kendisine ikram ediyorum. Çok teşekkür ederim. Artık bir ötmüyor. Gül dolu geceler, yalnız hatıram kaldı. Boş kalan çerçeveler. Thank you.